Suat abi. Ne var? Biz bu adamı niye vuruyoruz? Fındık taban fiyatları yüzünden. Yeni bakanımıza güle güle de bir can. Güle güle sayın bakanım. Bu bakan ölecek. Bu düzen değişecek. Mutlu günlerin namlunun ucunda bir can. Suat abi. Ne var? Bunun gibi bütün çıkıntı tipleri öldürsek ne güzel bir memleket olur değil. Olur. Olur ama acele yok. Yavaş yavaş. Suat abi. Aşağısı karışmaya başladı. Bir ihbar falan mı var acaba? Bence gidelim. Yürü. Yapmış olduğunuz bu eylem kanunsuz bir eylemdir. Arkadaşlar, lütfen dağılın. Ben Çılgın muhabirimiz Mürayip. Şu anda olay mahallindeyiz. Sıcağı sıcağına. Teknikler arka taraflarından ilerleyen. Sağsını kaldırıp taşları kapana atıyorlar. Güvenlik üstünde evin çabuk hadi bak resimleri geldi. Bebek. Bak şimdi izleyelim. Ya bu konseptsiz polisler bu numarayı her zaman yiyorlar ya. İşte yolun sonu. Kendi ağına kendin düştün Cenk Bey. Çık çıkabilirsen. Şimdi beyler size kendimi hatırlatmama gerek yok. Beni zaten biliyorsunuz. Sık sık babamla uğruyoruz sizin karakola. Yani biz kendi aramızda böyle bir eğlendik, konseptsizce bir şakalaştık falan filan, anlıyor musunuz? Yani bunu çok fazla uzatmanın alemi yok yani. Ben sizi arkadaşımla tanıştırayım. Simge. Simge Tanış, memur arkadaşlar. Merhaba Simge ben. Bugün Simge'nin doğum günü komiserim. Aa, öyle mi? O zaman size mutlaka bir hediye vermemiz lazım. Ah! Ciddi misiniz komiserim? Ayfer komiserim de bu anı ölümsüzleştirecek. Ah! Anımız ölümsüzleşecek Simgeciğim. Ya çok teşekkür ederim. Bak, bak şuraya bak, bak. Bu ne ya? Sakın tadına bakma Simgeciğim, inanç bir şey. Komiser bittin oğlum sen! Allah kahretsin! Ay! Arabam! 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 Afiyet olsun. Bakar mısınız? Bu akşam bir şeyler yapar mıyız? Anlamadım. Yani arkadaş diyor ki, senden hoşlandık. Ya, eğleniriz işte. Ne dersin? Bari bir telefonla verseydin. Kalemin var mı? Bende var. Buyurun. Sen kaşınıyorsun galiba. Yeah!
İdris sen misin? Ne vardı? Geldin öyle alacaklı gibi. Alacaklıyım zaten. Senin bir senedin varmış. Tahsil edilmemiş. Hangisidir o? Bilemedim. 10.000 YTL'lik olan. Onu tetun. Ya şu ara biraz paraya sıkıyorum. Elim bollaşınca vereceğim ha? Kardeş, sen işin ciddiyetinin farkında değilsin. Ha? Ya hele bir durdu ne ya? Ya 19 katlı bina ettik. 12. katı çıkarken çöktü. Ya fena halde zarardayım ha. Bana ne? Öyle demesi kolay senin için ha. Sana bir hafta süre. Parayı ödedin, ödedin. Yoksa gelir. Bu düğmeleri nasıl kestiysen kulaklarını da öyle keser. Bilmem anlatabildim mi? He? Anlatık canım. O kadar da kot kafa değiliz herhalde. Sakar ayağım mı? İnsanlar seveni kandırırlar, insana kandırırlar. Gülene, Ayhan dur, gülene. Sakin ol yavrum, sakin ol. Selamünaleyküm amirim, siparişlerinizi getirmiştim. Oğlum paketleri yere bırak, geri adımlarla naş naş, hadi çabuk. Paketi ne yapacağız? Ben daha sonra öderim, sen hesaba yaz, hadi. Amirim hep yaz yaz olmuyor, hep yaz, bak kış geliyor ha. Yaz, 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 yaz. Sürekli yaz, sürekli yaz. Allahu Ekber! Köpekler mi taş yapacağım, anne taş yap! Ayfer Hanım, şiş bana alıştım. Arkadaşlar yardım edin. Çekil ulan! Ulan it! Öldürürüm lan seni, anladın mı? Gebertirim ulan! Kimle dans ediyorsun lan sen? Korkma, sönme! Ucubak! Karda yüzer o sancak! Sönmeden yurdumun üstünde! Davut! Dışarı işte bir taksici esnafı, gel bir dertlerini dinleyelim. Dinleyelim efendim. Kolay gelsin hemşerim. Eyvallah! Nasıl gidiyor işler? Son zamanlardaki gasp olayları umarım sizi yıldırmamıştır. Böyle gelmiş böyle gider. Hadi sen işine bak abi. Ya bu kadar umutsuzluğa kapılmayın ne olur ya. Abi işiniz yoksa şuna bir el attıverin. Hadi sevaptır abi. Hadi. Beyler. Görüyor musun müsteşar ne günlere kaldık ha. Güle 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 güle. Canım vatandaşım ya yolun açık olsun. Arabam. Arabam nerede ya? Hangi araba ya? Şuraya park ettiğim ticari taksi. Ya yanlışlık olmasın. Daha önce burada başka bir taksi şoförü arkadaş vardı. Nasıl olur ya? O araba benimdi. Polis yok mu burada ya? Polise haber verin ya. Allah ya Rabbi. Canlar polis yok mu? Polis. Dikkat çekmiyoruz değil mi müsteşar bey? Sanmıyorum sayın bakanım. Kimse bizi umursamıyor. Baksanıza mazide kalmış Yalova kaymakamı gibiyiz. Kepazelik vallahi. Rezalet. Bu kadar da fazla artık. Devlet yok devlet. Hırsızlar iyice yüzsüzleşti artık. Ne oldu arkadaşlar? Daha ne olsun. Şu dükkana bu ay içinde giren 5. hırsız. Kilit taktık, alarm çaktık, bana mısın demiyor. Bir sakın aşağıda polis karakolu var ama hiç tınlayan yok. Arkadaşlar lütfen hemen polis suçlamayın ama. Suçlasak ne olur, suçlamasak ne olur? Polisi takan mı var? Ah ben bir polis olacaktım ki. Alo kimsiniz? Buyurun sayın bakanım. İyi geceler efendim. Müsteşarım. Uyumuyorsun değil mi? Hayır uyumuyordum. Hanımımla satranç oynuyordum.
Bak tuvalette aklıma müthiş bir fikir geldi. Artık isteyen herkes polis oluyor. Efendim efendim? Bak göreve yeni geldik tamam. Şimdi böyle güzel yeni parlak icraatlar yaptıkça herkes beni tanıyacak. Sonra ne olacak? Önüm açılacak. Bakan. Sonra belki başbakan yardımcısı. Belki başbakan. Belki şu... Bacanak, hazırlan oğlum. Evet, başbakanlığın yolu açıldı. Karıcığım, nerede miyim? Gelecek yıl Blair'in, Bush'un eşiyle birlikte Davos'a gidiyoruz. Polis, çevir! Boğaz! Ver! Polis, çevir! Boğaz! Ver! Polis, çevir! Boğaz! Ver! Rıfat, çabuk televizyonu aç. Yeni bakanın basın toplantısı. Evet. Çilek. Ya bunlar çok maskara şeyler. Bayılıyorum müdürüm bunlara. Bana ne Rıfat, bana ne? Bakanın basın toplantısı var diyorum. Bizimle ilgili konuşacak. Haber kanalı aç. Şimdi diyelim ki sıradan bir vatandaşımız karakolun önünden geçiyor ve yoruldu. Ne yapacak? Hemen karakolun içine girip polisimizin diye o demli çayını içecek arkadaşlar. Şimdi müdürüm benim çok dikkatli dinleyip anladığım kadarıyla yani vatandaş yolda yürürken polis elini tutup içeri sokup çay içirecek öyle mi? Evet, doğru anlamışsın Rıfat. Bundan sonra polis çay kahve işlerine bakacak. Oldu olacak, üniformalarımızı çıkaralım, kahveci güzeli kıyafeti giyelim bari. Naştırmak. Bakanımızı duydun Kamber amca. Çayları bol demle, vatandaş da gelip içiyor. Hah oldu. Hacı babanın menba suyuydu bunlar. Ona buna dağıtacak. Hah Kamber abi işini nasıl kessin? Vallahi emniyet teşkilatında senin üzerine çay demleyen ikinci bir şahıs yok Kamber amca. Namun bir yayılırsa vatandaş kuyruk olur. Şimdi polis de halkımız bu sayede el ele verecek ve kenetlenecek. Vah yazık. Vatandaşıyla kucaklaşamadan ölecek yakında. Biraz daha mı beklesek diyorum. Allah Allah. İstersen bir de arayalım. Suikaste uğrayacaksınız sayın bakanım diyelim ha. Ne dersin? Bakın benim kızım bile polisten korkuyor arkadaşlar. Akıllı çocukmuş torunum. İnanabiliyor musunuz buna? Arkadaşlar bugünden itibaren vatandaşa polisliğin kapısını açıyoruz. İsteyen her Türk vatandaşı eğitimini alacak ve polis olabilecek. Şimdi siz sorarsınız. Diyeceksiniz ki biz de olabilir miyiz? Hepiniz olabiliyorsunuz. Hayır! Böyle bir şey olamaz, böyle bir uygulama olamaz. Olamaz. Maalesef doğru efendim. Ha? Oku bakayım bir daha şunu, oku. Polis okullarımızda açılacak, polis kurslarını isteyen her vatandaş başvurabilecektir. Kurstan sonra imtihanda muvaffak olanlar fari polis diploması alacaklardır. Böylece ah bir polis olsam gör bak neler yapardım diyen sıradan vatandaş polis olabilecektir efendim. Yahu nerede görülmüş böyle bir uygulama? Polis okuluna öğrenci alırken ne kadar titizlendiğimizi bilmiyorlar mı? Nice yetenekli gencimiz boyu bir santim kısa diye okula giremedi. Şimdi önüne gireni alacağız öyle mi? Has etmesinler beni! Yani müdürüm sonuçta bunlar fahri polis oluyorlar ya. Fahri mari ne olursa olsun bir yığın abuk sabuk adamla mı uğraşacağız ya? Üstelik hiçbir işe yaramayacaklarını bile bile kabul etmiyorum. Bu mesleğimize bir hakarettir. Reddediyorum. O zaman bakanı açıp söylerim müdürüm. Kime? Bakana. Bakana mı? Ona sonra bakarız. Haksızlık ama bu. Ben bu okula girene kadar neler çektim. Şimdi insanlar ellerini kollarını sallayarak mı gelecekler? Onlarınki kurs nezih. Sonuçta tam bir polis olmayacaklar. Polis, polistir. Tam porsiyonu, yarım porsiyonu olmaz bu işin. Saçmalık. Ya beni buradan kurtarmayacak mısın baba? Sus. Baba! Baba! Yürüdüm ben ya! Komiserim, bunun burada kalması için elinizden geleni yapmanızı rica ediyorum. Biraz burnu sürtsün. Arkasını toparlamaktan bıktım artık bunu. Bu ne ya? Baban da gitti. Şimdi ne olacak Cenk Bey? Ya sus be sen de! Falcı mıyım ben? Ne olacak? Erkeklerden nefret ediyorum. Ah bir polis olsam.
Belki de en büyük hayaliniz size sandığınızdan da yakın. Tabii ya. Ha işte bu. Polis olacağım. Evde al şekerim, güle güle kullan altınları. Çok sağ olun. Kaç bir yer geliyor. Camı da kim açık bırakmış böyle? Camı niye açık bırakıyorsun oğlum? Arkanı hep ben mi toplayacağım senin? Kadın az daha uyanıyordu işe. Pardon ya, heyecandan o kadar oynak kırık bir arada görünce deliğim şaştı. Bana bak, biz bundan sonra hep altın yüzeyini soyalım abi. Harika fikir. Hatta aşağı inip iki de göbek atalım lan. Tamam. Hadi yürü. Ayıp etti alçak herifler. Polis! Ne? Neyi gördük? Hiçbir şey görmedik oğlum biz. Ya. Bu hayvan görgüsüdür. Bir şey görmüş olamaz. Yardım edin polis. Beyefendi yavrum. Yardım edin ya. Manyak mısın oğlum? Beyefendi misin ulan sen ya? Ablacığım. Memur bey. Geçmiş olsun hanımefendi. Sorun nedir? Çantamı çaldılar memur bey. Bunlar da şahit. Yok yani aslına bakarsanız biz hiçbir şey... Evet gördük. Gördüyseniz buyurun birlikte karakola gidelim. Sabıka dosyalarına bakarız. Hem belki suçluları teşhis edersiniz. Hay Allah ya. Tam sırasıydı. Ne oldu? Bilgisayar çöktü. Hiç şaşırmadım. Benim uğursuzluğumdur. Sizin de ne ilgisi var hanımefendi? Olacağı varmış oldu. Bir saniye, ben haber verip geleceğim. Bir polis olsam. Of Yavuz ya. Şşş, ne işimiz var bizim karakolda? Kapkaççı tespitine geldik ya. Aa, sayende. Hadi kalk çaktırmadan uzayalım. Dur bir dakika ya. Hoşlaştık işte kızın. Son bir kez daha göreyim şunu. Sen de dişi sinek görsen hoşlaşıyorsun be kardeşim. Senin yüzünden başımız belaya girecek. Hayır sabıkalı değiliz, sabıkalı olacağız ya. Sabıkalı dedin de Cüneyt Niyazi'nin resmini gördün mü? Amma komik çıkmış değil mi? Reklam mı yapıyorsun be oğlum, sus. Bunun başka cildi yok mu? Bir de şuna bakın. Aslında boşuna bakıyoruz bunlara. Bu hırsızlık olayları o kadar arttı ki. Haklısınız. Hırsızlar bu ara iyice azıttılar. Biraz önce iki sokak ötede bir eve girmişler. Kadınların altın günü toplantısı sırasında sen kalk pencereden gir. Ben pencereden. Niye gireyim ya? Yok canım, ben pencereden girmedim. Aa. Adamlardaki cesarete bak ya. Teveccühünüz. Adamlardaki değersizliğe bakın ya. Neyse, bir şeyler bulabildiniz mi bari? Pek değil. Buyurun. Çıkmadan şuradaki anket formlarından birer tane doldurun. Ne anketi? Nasıl bir karakol istiyoruz anketi? Biz aslında hiç karakol istemiyoruz değil mi bile? Sus. Nerede anket formları? Şurada. Karşıdaki masada. Teşekkür ederiz. Kalk. Geç. Oğlum yeter oyalandın. Uzayalım. Ya dur bir dakika ya.
Dolduralım birer tane form. O kadar rica etti adam. Neymiş lan bu? Ah bir polis olsam. Ha, iyi söyledin vallahi. Bak ben de hep bunu düşünmüştüm. Hep hırsızlık yaptık. Biraz da polislik yapsaydık. Kaçtık, biraz da kovalarız. Vatandaş, artık sen de polis olabilirsin. Keko. Kahretsin bunu, bunlardan da polis olur muymuş lan ya Rabbi. İnanılır gibi değil müdürüm ya. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Yani kusura bakmazsanız ben size bir şey anlatacağım müdürüm. Geçen gün benim bu Balıkesir'deki eski ev sahibimi tutmuş aramış. İşte benim oğlum okuldan tasdikname aldı. Hiçbir baltaya sap olamadı. Bari polis olsun dedi. Yani bari gelsin polis olsun diyor efendim yani. Hiç böyle bir şey olur mu ya? Şaşırdım kaldım ya. Tabii. Böyle bir uygulama yaparsan sonuçta böyle olur. Şerefli mesleğimi ayaklar altına aldırmam ben. Doğru söylüyorsunuz müdürüm. Yani bütün işe yaramaz beceriksizleri gelip okula dolduracaklar. Ne dedin sen? Efendim? Ne dedin sen? Ne dedim ben? Ne kadar işe yaramaz beceriksiz varsa dolacaktır dedi. Değil mi? Dolmayacak mı? Dolsun bırak. Kursa katılan öğrenciler başarısız olurlarsa iş fiyaskoyla sonuçlanır. O zaman ne olur Rıfat? Dünyanın en beceriksiz insanlarını okula toplayacağız. Aferin Rıfat. Bak hemen kavradın. Tabii müdürüm. Yani bugüne kadar hep okulumuzda becerikli polislerimiz olsun diye mücadele verdik. Evet. Bundan sonra beceriksiz olmalarını sağlayacağız. Evet. Mesleğimizin istikbali ve başarısı için buna mecburuz Rıfat. Bu bir görevdir. Çok doğru efendim. Bak öyle bir konuştunuz ki inanın bana tüylerim diken diken oldu. Anladın değil mi Rıfat? Ha? Ne kadar işe yaramaz, beceriksiz varsa toplar Rıfat, toplar Rıfat, toplar Rıfat. Tabii ki, tabii ki. İki kez evlenip boşanmama rağmen aradığım mutluluğu bulamadım. Bana saf ve temiz aşk sunacak bir koca arıyorum. Falımda üniformalı bir polis çıkınca dayanamadım, kalktım buraya geldim. Falınızda ne çıktı efendim? Üniformalı bir polis. Kısmetimi arıyorum yani. Arayan bulur. Allah büyüktür. Delirttin lan beni. Geldiğinden beri titriyorum lan burada. Siz de beni çıldırtıyorsunuz. Kendimi size çok yakın hissediyorum. Arayan bulur efendim. Allah büyüktür. Bugüne kadar hep kaçmıştık. Biraz da kovalayalım dedik. Kaçtık derken bugüne kadar biz hep gerçeklerden kaçtık. Biraz da gerçekleri kovalayalım diyor birader. Nasıl yani? Nasıl yani? Çok yaşayacağım. İşten kovuldum. Buraya gelirken kapkaça uğradım. Evimi böcekler bastı dün akşam. Kafamdan aşağı su boşaldı. Bir şey yapacak. Ben çok uğursuz biriyim. Formu doldurdum ama benden polis olur mu? Olur olur, bal gibi olur. Şeytan diyor tepele alayını şu erkek milletinin. Kovuldum. Siz erkekler hepiniz aynısınız işte. Tabii sizi kastetmiyorum. Siz erkek sayılmazsınız. Çıkış mı? Yani o manada değil. Siz polisseniz neticede, o açıdan. Amerika Michigan Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği, Oxford'da iletişim master'ı okudum. İngilizce, Fransızca bilirim. Judo, Aikido, Tekvando'da da siyah kuşak sahibiyim. Dünya ikinciliğim var. Gümüş madalya. En büyük isteğim polis olmaktır amirim. Olmaz. Bak dünya birincisi olsaydın olurdu ama dünya ikincisi olduğun için olmaz senden polis falan. Kalk çıkacağım. Çık. Kalk. Ha beni acilen polise dur. Bir polisin düğmesini koparmak Altay'dan başlıyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Neti? Ettum gitti be. Uy. Uy ya, kurallara uy. Bu arkadaşı not alın. Borcunu takanlara takmak için yasal zemin arıyorum amirim. Budur ancak eminim. Hanımefendi damat yok mu? Yok damat. Benim can masasında bırakıp kaçtı alçak herif. Polis olacağım, intikam alacağım.
inşallah. Oğlum, ama serserinin tekidir. Ya bu odadan garip bir koku geliyor. Size de gelmiyor mu efendim? Eti senin, kemiği benim Rıfatcığım. Ama efendim bu kokuyla... Yok yok, eti de senin olsun, kemiği de senin olsun. Bu adam olmadan buradan sakın ha bırakmayın. Merak etmeyin, biz bizzat ilgileneceğiz arkadaşlarla. Hemen arkadaşı su panzerlerine doğru bir gitsin gelsin, tamam? Ben hırsıza, namussuza doğru yolu göstermek için geldim netekim. Gel, ne olursan ol yine gel. Ayhan, gel bakayım oğlum, gel gel gel. Yandın oğlum Ayhan, perişan olduk. Merhaba amirim, beni emretmişsiniz. Amirim, beni hapse mi atacaksınız? Yok yok, sana başka bir şey yapacağım. Şşt oğlum dur, ikide bir zıtlık bayrağı çıkarma. Sana bir soru soracağım ya. Ha, soru mu? Sorun ama zor olsun yani, şey yapamayabilirim, o açıdan çarpmıştım. Yok yok, zor değil. Yaklaş bakayım, yaklaş. Ayhan, polis olmayı düşündün mü Ayhan? Düşündüm amirim, çok düşündüm, hep düşündüm, 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 düşündüm. Hatta bir gün motosikletli Yunus olmak istedim. Senden olsa olsa motosikletli balina olur dediler. Ben de şey yapmadım, olayın üstüne gitmedim, vazgeçtim yani. Senden olur oğlum. Senden polis olur. Bu memleketin senin gibi evlatlara ihtiyacı var Ayhan. Şaka mı yapıyorsunuz amirim? Beni kim polis yapar ki? Az biraz da sakarımdır biliyorsunuz. Kim sakar değil ki evladım ya. Herkeste biraz sakarlık vardır. Hadi ya. Tabii ya. Bana bak. Dışarıda polis formları var. Al onları doldur, hemen polis ol. Hadi bakalım. Allah razı olsun amirim. Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah ne muradınız varsa versin amirim. Verin elinizi öpeceğim ya. Oğlum ne yapayım? Hoş geldiniz ya. Bu bakan çok çıvıttı. Herkes polis mi olacak ya? Eğer proje tutarsa bundan sonra ortalık vızır vızır polis kaynayacak demektir. Öyle bir eylem yapmalıyız ki hem proje çökmeli hem de bunun gibi cin fikirli bakanlara bir ders olmalı. Vuracağız ya bakanı, daha ne? Onu sonraya bırakalım. Önce şu en büyük projesini kökünden uçuralım ki ortalık bir karışsın. Polis okulu. He ya, polis okulu. Planım hazır. Olabileceklerin en kötüleri. Güzel. Çok güzel. Hapsi gözüm seni bir yerden ısırıyor ama... Gözümde seni ısırıyor Lazoli. Ödenmemi serenini takıp kaçacağını sandın, he mi? Uy, mafyacı efendi, o sensin. Uyum ya, uyuyacağım gözümü. Yakanı bırakacağım mı sandın? Sen polis olursan ben de olurum, ha? Ama burada tüymemi kesemezsin. Altay'dan başlay. Öyleyse ben de kesecek başka bir yerini bulurum elbet. Bakan arıyor. Herhalde projeden vazgeçtiğini söyleyecek. Bu salakları boşuna seçtik ya. Emrediniz bakanım. Büyük proje nasıl gidiyor? Seçtin mi yeni öğrencileri? Tabii efendim, seçtim.
emir buyurduğunuz gibi halktan her isteyeni aldık. Yalnız pek başarılı olacaklarını sanmıyorum efendim. Yapma, söyleme. Olurlar. Hepsi başarılı olurlar, tamam. Biliyorsun bu proje benim için çok önemli. Biliyorum efendim. Biliyorum efendim. Başarılı olabilmeleri için elimden geleni ardıma koymayacağım. Merak buyurmayınız bakanım. Ne dedi? Bizi mi dinliyorsun? Sana ne? Bana baksana sen. Ben senin bildiğin kızlara benzemem. Sana bir çakarım aynen çürüye çıkarsın. Vallahi mi? Bunu yapar mısın ya gerçekten? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi isteğimle gelmedim bu konseptsiz yere ya. Babam zorla yazdırdı beni, biliyor musun? Vallahi bir tane çak bana çürüye çıkayım, ne olur. Defol git başımdan ya. Nefret ederim ben senin gibi yılışık erkeklerden. Ben de senin gibi zor kızlara bayılırım, biliyor musun? Abi sen bana sabır ver ya. Oh! Bu ne ya? Erkek milleti işte, ne olacak? Aç kurtlar gibi hepsi. Hakikaten ama konseptsizlik yapıyorlar. Şşş! Çocuklar ayıp oluyor, yapmayın, sarkmayın. Şşş! Alo! Zahmet oldu. Çok teşekkürler. Efendim? Aa, yeni geldim ben. Dikkat! Ali İbrahim müdürüm konuşma yapacak. Buyurun müdürüm. Hepiniz buraya polis olmak üzere geldiniz. Polislik şerefli, kutsal ve dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Çok zordur polis okuluna girmek. Daha doğrusu bugüne kadar böyleydi. Ama sizler çok kolay girdiniz. Burada tam bir kamp atmosferi içinde eğitim göreceksiniz. Canınız çıkarılacak. Evet, canınız çıkarılacak. Zorlu eğitimlerden geçirileceksiniz. Yok, ben yapamam. Bu bana göre değil. Bana zor geldi diyorsanız şimdiden vazgeçin, çıkıp gidin paşa paşa. Uy. Ne eti? Polis edemediklerini paşa mı edecekler onu? Hayatı pamuk ipliğine bağlıdır. Usta sen harbiden laz mısın bir ya? Bir gün bir kahpe kurşunda şehit olabilirsiniz. Siz iyisi mi şimdiden vazgeçin, bu projede burada olsun bitsin. Sayın Bakanımıza da yapamadı, vatandaş korktu, çekindi. Başka öğrenci de bulamadık deriz, olur biter. Var mı vazgeçen? Ben hemen gidebilirim efendim. Çünkü bu işler hiç bana göre değil. İşte kendine güvenen, medeni cesareti olan birisi. Başka var mı vazgeçen? Efendim, bu arkadaşın babası getirdi yani onu. Ha. Seni buraya baban getirmiş. Onun için eğer eve dönersen kabul etmeyecekmiş. Yerine geç. O zaman biraz daha kalabilirim efendim. Peki bir sorum olacak hocam. Polis olunca ne kadar maaş veriyorlar acaba? Ne diyorsun sen ya? Çık! Çık lan. Çık lan. Başka vazgeçen yok mu? Demek kurs bitene kadar hepiniz buradasınız, öyle mi? Ne haliniz varsa görün. Canınız cehenneme. Sağ ol. Dur. Sağ ol Aslı. Allah razı olsun. Bunların canını okuyacaksın. Burunlarından fitil fitil getireceksin. Hemen başla. Siz hiç merak etmeyin. Canlarını okuyacağım efendim. Görüşmek üzere. Dikkat! Toparlarım akım, size gel. Gel. Nereye gidiyorsun oğlum? Geç, geç, geç.
Ya var ya, bu koşma işi berbat bir işmiş kardeşim ya. Ya var ya, sürünmek şahaneymiş ha Laz kardeş. Doğru dedin Sakay kardeş. Böyle yılan misali sürünüyorduk ya, daha az yoruluyorduk. Muhterem kardeşlerim, eskiden yılanların da dört bacağı varmış. Bunu biliyor muydunuz? He. Evrim mi geçirmişler amca? Haşa, sümme haşa. Tövbe estağfurullah. Evrim geçirmemişler. Şimdi bu yüze gülen zehirli yılan Elma Venedik'ten Havva anamızı kandırmış. Bunun üzerine Rabbimiz yılanı cezalandırmış. Demiş ki ona, bundan kendi dünya durana kadar sürünesin demiş. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydun Laz kardeş? Ya sen biliyor muydun? Ben de bilmiyordum amca. Ya. O zaman ben de bilmiyorum. Muhabbetiniz bol olsun beyler. Kahve ister misiniz? Seninki orta şekerli olsun. Ya köpüğünü kaçırmasınlar ha. Siz sürünmeyi sevdiniz galiba. Vallahi nispeten daha iyi tabii amirim. Yeter! Kalkın! Koşun! 10 tur engelli koşu! Daha çabuk! Bu göbekler gidecek! Lan nedir bu ya? La komanda eğitiminde bile bu kadar olmaz ha! Polis olmak kolay değildir beyler. Buraya kendi isteğinizle geldiniz. İsterseniz gidersiniz. Ben kolay kolay şapanlardan, pes edenlerden değilim. Ben polis olacağım. Tek yıldızlı komiserim. Ben hiç değilim ha. Az bedene Rabbim verir kuvvetini muhterem arkadaşlar. Yürü be! Yürü! Bir türlü pes etmiyorlar müdürüm. Edecekler Rıfat, edecekler. Bu kakalaklar pes edene kadar biz pes etmeyeceğiz. Can, Suat. Gece öğrenci olarak gireceksiniz okula. Şef, şimdi biz polis mi oluyoruz? Öğrencilerin arasına karışıp keşif yapın. Peki ya öğrenci olmadığımız anlaşılırsa? Alın bu belgeleri. Soran olursa gösterirsiniz. Nasıl Tuba Hanım, modeli beğendiniz mi? İnanın bana kreasyonlarımızı kim hazırladı biliyor musunuz? Cengiz Abası oldu. Bunun farklı bir modeli yok mu acaba? Var. Böyle yanları çıt çıtlı, eteği de şöyle şöyle fırfırlısı var. Nasıl yani? Tam anlayamadım da. Hadi gülüm hadi, bekleme yapma. Burası hazır giyim, moda evi dışarıda. Al üniformanı git giy. Yani yanlış anlamayın, son moda bunlar. Çünkü İpek Böceği'nin kanatlarını kullandı Cengiz Abazoğlu. Merhaba. Merhaba. Üniformanız çok yakışmış. Sahiden mi? Hı-hı. Hadi ya, çok sağ ol. Sakın falımda çıkan yakışıklı genç siz olmayasınız. Genelde hep fallarda çıkarım ama işte tesadüf. Demek ki biz sizinle evleneceğiz demektir bu. Evlilik? İstersen üniformanı ben tutayım, sen daha rahat bak kendine aynada. Merhaba, ben Yavuz. Sen de Pamuk Prenses olmalısın. Ayşenur ben. Memnun oldum Ayşenur. Biz aslında tanışmıştık. Hani karakolda, ben senin için şahitlik filan. Hatırladım. Ama sana bir şey söyleyeyim. Benden uzak durman senin şahsi menfaatin açısından iyi olur. Niyeymiş? Çünkü bana yakın olan belaya yakın olur. Hayatım boyunca bana kim yaklaştıysa başına hep bir felaket geldi. Sen yeter ki bana yakın dur. Ben her türlü felakete hazırım. Ercüment. Haylaz Ercüment. Okuldan atılmana ramak kalmıştı. Senin için az mı uğraş verdin? Şimdi emniyet amirisin. Oh, Asman abla. Sevgili emniyet müdürü, o kadar erkeğin arasından böyle bir fırlayıp geçtiğim birincilikle okulu bitirmiştim. Ah sevgili ablacığım, özür dilerim. Ercüment, senden de özür dilerim. Sevgili evlatlarım, sizlerden de özür dilerim. Bu şerefli kuruma ne yüdüğü belirsiz bir grup insanın girmesine izin verdiğim için kendimden utanıyorum. Kendimden utanıyorum. Yazıklar olsun bana.
Alo, buyursunlar Sayın Bakanım. Müsteşar, uyumuyordun değil mi? Hayır, uyumuyordum Sayın Bakanım. Eşimle tavla oynuyordum. Bak ne diyeceğim. Şimdi hemen hazırlan. Ah polis olsan projesinin uygulama merkezine gidip denetleyelim. Bakalım ne yapıyorlarmış. Selamünaleyküm. 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 Kardeşim siz hiç yorulmadınız mı ya? Nasıl bir konseptsiz bir yermiş burası böyle? İlk günden canımızı çıkardılar, öldük be. Öldük de ben cenneti gördüm bile sayılır. Kızların hepsi huru gibiydi. Cıbıl cıbıl. Merak etme. Göstereceğim ben sana yakında cenneti cehennemi. Az kal. Günaha girmeyin kardeşler. Kaybı bilemez hiç kimse. Arkadaşlar, aferin. İyileşmişsiniz. Çok güzel, çok güzel. Yarın da artık derslerinize başlayacaksınız. Bu arada eğer bir sorunumuz olursa ne yapacaksınız? Bana danışacaksınız. Hadi işiniz rast gelsin. Hadi. Komutanım, bir durum arz edebilir miyim? Aba, komutanım asker ocağında. Burada bana komiserim diyecek. Komiserim, polis kıyafetlerimizi giyip çarşıya çıkabilecek miyiz? Bu hırsız yakalama teknikleri dersini ne zaman alacağız göreceğiz. Hırsız yakalama teknikleri. Suat abi, ben şimdi diyorum ki hani bizim öğrenci olmadığımızı anlarlarsa bunlar ne yapar? Boş ver. Bir sürü yeni tip var zaten. Arada kaynar gideriz. Allah. Yandım. Şşş. Alo. Dön bakayım arkana. Yaklaş. Gel 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 gel. Ne geziyorsunuz lan burada bu saatte ha? Yatakhaneyi arıyorduk efendim. Yok canım. Tatilden mi dönüyorsunuz? Yo, evden geliyoruz. Yok canım. Sus, cevap vermek. Soru sordun. Bak hala cevap veriyor ya. Ulan ne geziyorsunuz gecenin bu saatinde? Cevap verseniz ya. Bir cevap ver, bir cevap verme. Kafam karıştı. Siz bu okulda öğrenci misiniz? Ben sizi hiç görmedim birader. Buyurun. Kayıt evraklarımız. Tamam tamam. Siz de bu okulun salaklarından sayılırsınız. Anlaşıldı, tamam. Geçin bakalım, geçin. Boş bulduğunuz yatağa yerleşin, hadi. Hoş geldiniz kardeşler. Allah kurtarsın. Eyvallah. Yavuz, şakanın sırası değil. Baksana Rıfat amirim nasıl dik dik bakıyor. Gevşemeyin. Polis adam uyumaz. Polis adam her an tetikte olur. Bu geceden sonra sizi büyük bir cehennem bekliyor, haberiniz olsun. Tövbe tövbe estağfurullah. Ağam. Bu gece tetikte olursak sabah da öğleye kadar uyuruz, he mi? Sen bana mı ağa diyorsun lan? Ulan burası mera mı? Öküz. Bir daha bana ağa deme, sana kafa atarım bak ha. Şşş, ne yapıyorsun lan? Ne ağası lan? Oğlum o senin Rıfat abin lan. Abin lan senin. Ne abisi lan? Ben sizin amirinizim oğlum. Emir alırsın abim. Lan! Ne oluyor lan? Nasılım ulan? Ah kardeşim, yanlışlıkla şey yaptım ben ya. Muhterem amirim, rica etsem bir bakar mısınız? Buyurun tabii, buyurun. Affedersiniz ama bu nedir bu? O neydi, o beş harfli neydi? Çarşaf. Çarşaf. Rica etsem bu çarşafı değiştirir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Kusura bakmayın, sizi de pis çarşafta yatırıyoruz ama çok özür dilerim. Ben elemanlara hemen söylüyorum, gelip değiştirsinler. Hatta size bir de jacuzzi ayarlayayım. Bir de masör, içinde bir de masaj olursunuz, kendinize gelirsiniz, tamam mı? Allah razı olsun. Buyurun amirim. Sağ ol. Helal olsun amirim. Minibar olayı var mı, minibar? Şu anda proje aşamasında, imzayı bekliyoruz. Tüh be. Tüh be. Hadi Allah rahatlık versin. Amirim! Hoş, ne oldu lan? İyi geceler. İyi geceler canım. Hadi sen yuvana dön. Hadi bakayım oğlum. İki hamlede, tamam mı? Bir, iki. Ha? Aferin sana be, aferin be. Ne güzel bir insan değil mi? Geçin lan yerlerinize. Yatın lan! Gir! Yürü! Geçene! Akşam okursun amirim. Işıkları kapat, gerizekalı. Bence kendinizi fazla sıkmayın arkadaşlar. Gözünüzde de fazla büyütmeyin. Bazı arkadaşlarımız size sert davranabilirler. Aldırmayın, iş gereğidir. Tabii benim size bunu söylediğimi de kimseye söylemeyin. Tabii canım, söylemeyiz de. Benim merakım şudur. Bize ne zaman polislik yetileri verilecek? Ne zaman birinin koluna kelepçe takıp götürebileceğiz?
Arkadaşlar bu konu için acele etmeyelim. Her şeyin zamanı mutlaka gelecek. Hadi daha sonra görüşürüz. Burada çok ilkel koşullar var ama ben yine de burayı çok sevdim. Ben hep bir yatılı okulda okumak istemiştim. Okuyorum, hayalim gerçekleşti. Fena. Çok fena. Ne oldu? Ne oldu? Daha ne olsun? Karşıda bir sürü bina var. Tam röntgencilere şenlik, mesire alanı. İyi de o binalar çok uzakta. Bizi kimse görmez ki. Sen de pek bir safmışsın be kızım ya. Etraf sapık ruhlu herif kaynıyor. Bizi bir keşfederlerse röntgenlemek için teleskop bile kullanırlar. Ay çok korktum şimdi. Ya etrafta sapık çoksa? Ben hiç giymeyeyim bu geceliğime. Bana kalırsa sen hiç giyme. Çünkü sen giysen de giymesen de fark etmiyor. Hanımlar! Erkekler özgürlüğümüze engel olamaz. Siz ferah olun. Hele bir yan gözle baksınlar. Takarım kelepçeyi, oyarım gözlerini. Arkadaşlar, benim size bir şey açıklamam gerekiyor. Neymiş o? Ben biraz uğursuzum. Yani yakınımdakileri hep felaket getiririm. Saçmalama kızım, neren uğursuz? Fıstık gibi kızsın işte. Öldüler ama ben de öldüm vallahi müdürüm be. Buyur. Buyurun efendim. Öyle mi? Anlaşılmıştır efendim. Gereken yapılacaktır. Emin olabilirsiniz. Durumdan haberdar olduğumu kimse bilmeyecek efendim. Tamamdır. Bakan. Kime bakan? Bize bakan. Yani bakanımız. Haber vermeden okulu ziyarete gelecekmiş. Habersiz olarak mı? Evet. Habersiz olarak geleceğini mi haber verdiler size? Bu tatbikat var ya, ah bir polis olsam tatbikatı, onu teftişe girecekmiş. Bugün mü? Bugün. Müdürüm yapmayın, bugün gelmesin ya. Yorgunluktan ölüyorum müdürüm. Madem geliyorsun ne yapalım? Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Kakalaklar zaten yorgunlar. Bakan da üstüne gelince tam çuvallayacaklar. Bu surette bakan da bu işten vazgeçmiş olacak. Ya. Ah bir polis olsam demekle polis olunmayacağını gelsin görsün bakalım sayın bakan. Değil mi? Bakan geliyormuş ha? Gelsin gelsin. Geleceği varsa göreceği de var sayın bakan bey. Bakana gününü göstermenin zamanıdır Bican. Yürü. Alo. Beni Kuşova'ya geliyor. Ziyaretimizden haberler olmadığına emin misin Sayın Müsteşar? Artık hiçbir şeyden emin değilim Sayın Bakanım. Neden emin oldun ki hiçbir şeye hakim değilsin? Hoş geldiniz bakanım. Bizim için büyük sürpriz oldu. Vallahi geleceğinizden haberim yoktu. Eğer bilseydik güzel bir karşılama töreni hazırlardık. Yok, hiç böyle şeylere gerek yok. Biliyorsunuz ben böyle şok baskınlar yapmayı severim. Gerçekten, inşallah. Daha sonra da şok olduk. Öyle değil mi? Şokun şoku olduk. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Aslında buraya ben niye geldim biliyor musunuz sayın müdürüm? Şimdi hani şu senin bu sıradan vatandaşlardan seçtiğin polisler var ya, onlarla tanışmak istiyorum. Yani bu kakalaklar kahvenizi diyorum özel odanızda alırken bir yandan da onlarla tanışmış olursunuz. Ben ne bakanlar gördüm burada. Kimler geldi, kimler geçti. Senin kim bilir ne güzel hatıraların vardır he Kamber amca. Var tabii. Hiç unutmuyorum bir gün Cumhurbaşkanı ziyaret etti burayı. Yok ya. Tabii ben o zaman gencecik bir polis. Şurada duruyorum. Tam olarak nerede? Tam şu bu kapının yanı var ya. Heh orada. Tam şu köşede. Bana şöyle bir baktı. Senin adın ne bakayım dedi. Ben de Kamber Karlova efendim buyurun dedim. Aferin dedi. Ben Cumhurbaşkanı'ndan aferin almış adamım be. Sen kiminle konuşuyorsun? Heh. Helal olsun Kamber amca sana be.
Sayın Bakanım, sayenizde polisliğin içine yeni giren arkadaşlar bunlar. Gerçekten çok güzel. İrili, ufaklı, her boydan seçmişsiniz. Ne? Hepsi de çakı gibi maşallah. Şaka. Diyorum ki bu proje gerçekten tuttu ya. Ya iyi ki düşünmüşüm. Siz ne diyorsunuz? İlginç bir proje değil mi bu? İlginç. Çok yani bu kadar ilginç bir proje yani her baba yiğitin harcı değil ya. Evet çocuklar, şimdi de bakalım sizi tanıyalım. Zarif İnce. Benim sünnet kıyafetim de polis kıyafetiydi. Ben polis kıyafetine aşığım. Aferin sana, aferin. Hidayet Sarıçiçek. Arz edeyim bakanım. Bir gece ansızın aksakallı Piri Fani bana göründü ve şöyle hitap etti. Hidayet polis, hidayet polis. Burada hidayet polis ben oluyorum efendim. Sonra ne oldu? Sonra birdenbire annemin sesini duydum ve uyandım. Annem hidayet polis, hidayet polisi çağırsana eve hırsız girmiş dedi efendim. Hırsızmış yani. Evet benim, Yavuz Yeşil. En yeni hırsız tekniklerini öğrenmek için geldim. Bilal Dürüst, ben de bu arkadaş gibi hırsızlardan çok şikayetçiyim. Bu yüzden buradayım. Bu hırsızlar bizi çok yordu ya. İşte bu. İşte bu. Tam, hadi bu, tam istediğim gibi ya. Tam istediğim gibi. Vatandaşın içindeki polisi ortaya çıkarıyoruz. Bundan güzel bir şey var mı? Kahveniz de geldi. Bol tefüküldür inşallah. Bu da vaktiydi. Yavrum şurayı toparlasanıza. Emredersiniz sayın müdürüm. Allah. İşte bunların hepsi sakar böyle. Yarın göreve çıksalar kim bilir başımıza daha neler gelecek. Sen de müdür. Fırsatını buldun hemen projeyi kötülüyorsun. Kötüleme. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hepsi öğrenirler. Her şey kontrol altında. Ay. Mahvoldu üstünüz. Tamam. Bir şey olmaz. Dur. Her şey kontrol altında çocuklar. Tamam. Sakin olun. Falınıza bakayım bari. Üç vakte kadar uzun bir yolunuz var. Ay. Bir de size gülen ama arkanızdan kuyu kazan birini görüyorum. Bakın bakın. İşte burada. Bakın şurada göreceksiniz. Allah Allah. Gördünüz mü? Allah kahretsin. Rezil oldum nasıl hoca bakan ayağına. Kamber amca, ne oldu? Ha. Bakan beğendi mi kahveleri? Allah kahretsin! Döktü sokaklar üstümüze kahveni. Arkadaşlar, Halil müdürümüzün emriyle bakanımızın da izleyeceği bir tatbikat yapacağız. Tatbikatta temsili terörist olacaksınız. Sonra o kakalaklar sizi yakalamaya gelecekler. Ondan sonra Allah ne verdiyse dövün dövebildiğiniz kadar. Peki bu biraz ağır olmuyor mu Rıfat amirim? Üstelik bakanımızın önünde. Ayfer Hanım, ben sizin ne kadar yufka yürekli olduğunuzu biliyorum. Ne yapalım? Emir böyle yani. Bari çok fazla şiddet uygulamayalım. Nezi komiserim, siz verilen görevleri yerine getirin, gerisi kolay, tamam mı? Baş üstüne. Amirim, bunları diyorum bak hani eşek sudan gelinceye kadar iyi bir döveyim mi? İyi. Döv ulan Hamza, döv be. Ulan helal olsun sana. Eşekten de beter et. Hamza içinizde en çabuk terfi edecek adam. Sizin gibi Eminem grubu gibi gitmiyor tatbikata. Ne öyle rapçiler gibi? Yakıştı. Tamam, çok güzel oldu değil mi? Evet. Ne oldum ben şimdi? Şimdi siz benim üstüm oldunuz. Yani emniyet müdürüsünüz. Nefis vallahi. Efendim aslında arkadaşlarımızı gece gündüz eğitiyoruz ama vallahi olmuyor. Olmuyor. Yani senden bir şey rica edeceğim. Şu sözlüğünden olmuyor lafını çıkarıyorsun. Bugün evet. Eğitmen yok. Evet. Olacak, öğrenecekler. Evet. Öğrenecekler. Efendim bugün bir tatbikat yaptıracağız. Teröristler sanki burayı basmışlar da bizi esir almışlar gibi. Tabii siz yoksunuz. Ya çok, çok önemli. Niye ben yokum? Güya teröristler rehin almışlar. Siz de onları kurtaracaksınız. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu bakana yapılacak bir tatbikat şovudur yani. Teröristlerin geldiği zaman siz de saldıracaksınız, tamam mı? Peki sorayım, bu teröristler ne vakit gelecekler? Bakan şu anda nerede? Bakan ve basın mensupları bu binada. Planım şu arkadaşlar, bakanı rehin alacağız. Hazır basın da buradayken sesimizi tüm dünya duyacak. Peki sonra biz nerede buluşacağız şef? Panzerlerde buluşuruz. Şimdi siz yerlerinize dönün.
Kim şüphe çekmeyin, ortalarda olun. Biz bakana gereken karşılamayı yapacağız. Kendine iyi bak şef. Hadi, hadi bak. Hayatımda böyle tatbikat görmedim ya. Tam tiyatro oynuyorsun. Bu zavallı çocukların da hiçbir şeyden haberi yok. Rıfat amirimizin işgüzarlığı işte. Hepsi şaşkın zaten. Aman fazla vurmayın. Ben kesinlikle söz veremem. Elim acık ağır biliyor musun? Hadi hadi şu maskeleri takalım. Suat abi bizimkilerin burada ne işi var? Hayda panzerden oraya gelecekti bunlar. Evet. Tatbikat erken başladı galiba. Dökülmeye başladılar. Hayrola şef bir aksilik mi var? Var var yok. Yok. İki sazan tamam. Hamza diye. Yeter acıtma. Hamza mı? Rıfat her şey yolunda mı? Yolunda bir durum. Arkadaşlar terörist kılığına girdi. Sizden haber bekliyorlar. Evet. Hazır. İşte buradalar. Geldiler. Bakın. Arkadaşlar buradayız. Bunlar mı? Eller yukarı. Gerçekçi olmuş ya. Vallahi. Burada mıyız? Tebrik ediyorum sizi. Efka bak. Tamam. Ben de katılıyorum oyuna. Tamam. Ben doğru tutacaksın. Tamam. Güzel. Daya. Gelime. Çok güzel çocuklar. Çekin. Yakın çekin. Bakın içlerindeki polisi ortaya çıkarıyoruz. Çok güzel. Çekin. Yakın ters çekin. Bakanı vururum. Nesiniz? Yüksekler. Bakanın gırtlağının fazlası mı olur? Bakanımız o değil misiniz? Bırak çocukları çok güzel olayım. Sayın müsteşarımız diye gelmiyorlar efendim. Çok güzel oluyor. Acemi polisler. Hadi. Ümit. İkisi tamam. Yaklaşmayın çocuk. Çocuklar çekin bakın çok güzel aktivite. Müsteşar. Ara hanımı seyretsin. Geri çekilin. Bizi kurtaracak mı? Geri çekilin. Birazdan gelecekler. Çabuk lan bilelim mi? Bu neydi ya? Baba. Yürüyün bakalım. Hop. İşçilere bakın emniyet müdür yardımcısı şu an bu binada terörist tarafından esir alınmış durumda. Konuyla ilgili açıklamaları. Geri çekilin. 63-20 merkez. 63-20 merkez. Teröristler bakanımızı, okul müdürünü ve yardımcısını rehin tutuyorlar. Acil yardım istiyoruz. Zavallı müdürüm, zavallı amirim. Hadi içeri girelim de haber vererek geldik. Dur Hamza. Bunlar gerçek terörist. Yanlış bir hareket yapsa hayatlarına mal olabilir. Bekleyelim burada. Zarife bir püsküvit, Yasemin'e bir kofret daha. Bahisler kapanmıştır. Maç başlasın. Zarif. Burası da ne kadar sıcak oldu değil mi Zarif? 2 İşte bu kadar. Arkadaşlar, teröristler bakanı esir almış. Tatbikat başladı. İndirelim şu teröristleri. İndirelim. Dışarıdakiler, beni duyuyor musunuz? Bakan elimizde. Eğer isteklerimiz yerine gelmezse rehineleri teker teker öldüreceğim. Güzel. Ya çok güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş. Aynı filmlerdeki gibi. Beğendiniz demek. Çok... Beni duyuyor musunuz? Bunlar bizimkiler. Birazdan da sizinkiler kurtarmak için operasyona girecekler. Bakalım ne yapacaklar. Ha? Her zamanki gibi. Sen bakalım müsteşar yalnız bey niye gelmiyor efendim? Yalnızca patlayıcı var. Bırak müsteşar çok sıkıldı. Buraya alayım şunu. Efendim benim açıkçası söylemek istediğim başka bir konu var. Efendim genellikle yani meclise giren bir olay 5 dakikanın içerisinde imzalanıyor. Fakat iş polis maaşlarının zamına geldiği zaman 1,5 senedir imzayı bekliyor. Hakikaten mi ya? Vallahi canım. Bak bu konuyu nasıl olur ya? Efendim yemek yer misiniz? Aa karşı tarafta çok güzel küşleme yapan yer var bakalım. Küşleme. Küşleme ne? Kuzunun sırtı sinirsiz. Ya yemeği falan bırakalım. Benim
biraz sonra bakanla randevum var. Bakan bakana bakınca tabii. Tamam. Bir an evvel hızlandıralım. Böyle bir fotoğraf çektirseydik. Hakikaten ne güzel olurdu. Tamam, tamam peki. Hakikat fotoğraf. Otur, otur, otur. Nezih komiserim, bakan beyin randevusu varmış. Biraz acele edin hadi. Şu elini çek. Nezih komiserim elini çek. Sayın müdürüm, bu arkadaş bakanlıktan mı? Bakanlıktan, sizden mi bu? Bizden değil, hiç görmedim. Memur kimsin, kendini tanıt. Çok konuşma sen. Abi, ya şimdi gerçekten rehine mi alındık? Galiba. Telaş yok sayın bakanım. İstediğim helikopter 15 dakikaya kadar gelmezse rehinelerden birini öldüreceğim. Blöf yapmıyorum. Sakince bekleyin. Üst bakanlara bildireceğim. Helikopter istiyorlar. Sayın bakanım, bu talihsizliğe düşmemizin acaba ah bir polis olsam projenizde bir ilgisi var mı diye düşünüyorum. Ne alakası var canım? Hiç alakası yok mudur? Refah. Aha orada. Kanun memur teslim ol terörist. Allah! Öldün burada! Ne oluyor lan? Oğlum erotik. Oğlum biz tatbikat yapmıyor muyuz? Bu herif harbiden sıkıyor lan. Ya arkadaşım niye konseptsizlik yapıyorsun? Bizim silahlar mı? Atarım lan kafana silah şimdi. Ulan niye uçuyorsun? Ne lanet bir yer burası? Allah! Ne bakıyor? Ne olacak şimdi bir can? Ne bileyim ben Suat abi, şefben miyim? Oğlum Sakarov, bu tatbikat işleri hiç bana göre değil lan. Acayip kasıldım ha. Köpekler! Köpek var orada! Anneciğim! Anneciğim! Orada köpek var! Kaçalım! Korkmayın arkadaşlar, korkacak bir şey yok ki. Bana güvenebilirsiniz, köpekler... Kaç! Koş, koş, koş! Sakın yardım etsene oğlum! Ah kardeşim, yapabileceğim hiçbir şey yok! Koş! Yardım et lan! Zarif! Hani bir şey yapmazdı oğlum, he? Vay be! Bunlar ne böyle oğlum? Tankın içindeyiz lan! Ay. Allah Allah! Ulan bu düğmeler ne işe yarıyor acaba kardeşim? Şş, nasıl Ayşe Hanım? Güzel mi? Yakıştı mı? Baksana bir şöyle. Çok yakışmış. Çıkalım buradan. Şş, Sakarov! Ha? Bundan bir tane bizim pederi aldırayım mı? Gezer miyiz kardeşim kızlarla ha? Alır mı lan gerçekten? Oğlum niye almasın lan? Bunun kabriyosunu bile aldırırım ben bizim pedere. Ulan vallahi şahane olur. Oğlum bu acayip bir şey lan. Baksana oğlum. Aferin lan erotik. Çalıştırdın lan. Aferin lan. Kardeşim benim. Bravo. Yürü be. Ekip. Yürü. Durun kalkışa geçiyoruz. Hareket ediyoruz arkadaşlar. Sayın seyirciler, şu anda Çevik Kuvvet ve Özel Tim Birimleri binanın etrafını sarmış durumda. Gergin bir bekleyiş var. Az önce teröristler helikopter istediklerini belirttiler. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Biz bakanla birlikte çıkıyoruz. Etrafı boşaltın. En ufak hareket eden görürsem bakanı öldürürüm.
Dekana uyma. Terörizmle hiçbir şey halledilmemiştir bugüne kadar. Bırak şu silahı! Çok konuşma sen. Şimdi biz Sayın Bakanım'la küçük bir gezintiye çıkacağız. Ah bakanım, ah bakanım. Eğer bu projeniz olmasaydı bunlar aramıza sızamazdı. Hala projeme çok güveniyorum. Kes sesini. Yürü, gidiyoruz. Biz de gelelim efendim. Siz oturun oturduğunuz yerde. Bir şeyler yapacağız. Kapının önünde alnının ortalık yerinden vuracaklar seni. Salak! Oturun oturduğunuz yerde dedim. Kime efendim diyorsun? Buna mı? Bunlara mı? Serserilere mi? Hayır müdürüm, ben yani iyi polis kötü polis oynamak için yaptım bunları. Yoksa ben 2-3 tane teröriste papuç bırakacak adam mıyım yani? Teröristler bakanımızı dışarı çıkardılar, başına silah dayıyorlar. Geri çekilin! Yaklaşmayın! Özentim geri çekilin! Şakam yok, bakanı öldürürüm! Çocuklar şakası yok! Çekini yapmayın. Helikopter nerede? Helikopter inmek üzere. Şakam yok. Öldürürüm bakanı. Helikopter inmek üzere. Dışta geçin. Sakin olun. Getirin şu helikoptere ya. Şunu durdurun. Allah panzer. Dur. Durdurun şu panzeri. Bu aleti nasıl durduracağız Şakarım? Oğlum saçmalama lan. Bakanı izleyeceğiz lan. Gelme. Gel durdurun şunu. Nasıl duracak bilmiyorum. Basana lan frene. Freni bulamıyorum. Oğlum şu düğmelere basayım bari belki durur ya. Durdurun şunu. Sayın Bakan çıkın öyle. Çıksana kardeşim. Bas. Durun. Bastım. Durdu. Aferin kardeşim. Aferin durdun evet. Bakanım. Bakanım iyi misin? İyiyim. Nasıl durdu baba Sakarov? Çak kardeşim. Vay kardeşim. Mükemmel operasyon. Bunlar benim tanıştığım çocuklar değil mi? Evet bakanım. İşte vatandaş, işte polis ya. Demek ki herkes polis olabiliyormuş kardeşim. Kutluyorum sizi. Kutluyorum sizi. Bravo. Siz hiç merak etmeyin. Bu iş burada bitmedi. Bir haftaya kadar göndereceğim o kakalakları buradan. Vatandaş polis oluyor kampanyasının büyük başarısı sayın seyirciler. Yeni öğrenciler daha ilk günlerinde büyük bir terör örgütünü çökerttiler. Bu işte en büyük başarının okul müdürü Halil İbrahim Bayraktaroğlu'na ait olduğu İçişleri Bakanı tarafından özellikle belirtildi. Bu görev adamını başarılarından dolayı kutluyorum. Ve aynı zamanda projeyi sonuna kadar sahiplendiği için huzurlarınızda kendisini ödüllendirmek istiyorum. Efendim başarılarınızın devamını diliyorum.